Yalova'nın ciddi meselelerini dinlemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çok Ciddi Muhabbetler yeni bölümüyle başlıyor. Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum. Nihayet hava sıcaklaştı. Evet, yani çok şükür ceketlerimizi attık. Şu anda işte gömleklerle dolaşabiliyoruz, gezebiliyoruz. Baharı gördük, hissettik. Hatta direkt yaza giriş yaptık gibi geliyor. Bu arada tabii özellikle programı izleyenler emek var, emek harcıyoruz. Emeğe saygıdan dolayı lütfen hani o sol Evet. alt köşedeki o beğen butonuna lütfen tıklayın. Abone olursanız daha da mutlu oluruz. Bedava değil mi Abonelik Mustafa? beleş. Evet, abonelik beleş lütfen. Buyurun. Bir abonenizi ve bir beğeninizi bir yorumunuzu alırız diyelim. Havalar ısındığı gibi siyaset sahnesi de ısınmaya başladı. Aslında geçtiğimiz haftalarda bir şeyi konuşmuştuk. Son anket sonuçlarını Evet. konuşmuştuk. Ve ucundan azıcık da AK Parti'ye biraz değinmiştik. Ama ben istiyorum ki Evet. bu programda biraz daha AK Parti'yi konuşalım. AK Parti'de neyi konuşalım? Şimdi benim gördüğüm, çektiğim fotoğraf şu. Resmin bütününe bakalım. Hani klasik bir tabir vardır ya. Resmin bütününe baktığımda ben şunu görüyorum. Eskisi gibi iki milletvekilliği garanti değil. Cepte değil. Evet, kesinlikle değil. Evet. Dolayısıyla bir tane milletvekilliği koltuğu var. Bir yıl sonra bir tane belediye başkanlığı koltuğu var. İki koltuk var. Ama en az 5 tane kuvvetli iddialı aday var gibi gözüküyor. Evet. Şimdi şöyle bir gözden geçirelim. Milletvekili ve belediye başkanlığı yani Yalova Belediye Başkanlığı için bir mevcut il başkanı zaten mevcut il başkanı. Dolayısıyla doğal adaydır. İki Ahmet Büyükgümüş şu anki halihazırda milletvekilliği doğal adaydır. Üç Melih Akyol milletvekili doğal adaydır. Dört Umut Güçlü en son yaptığı toplantıda artık yükselme zamanı geldi gibi bir tabir kullandı. Türkiye'nin de benim de herhalde yanlış bilmiyoruz. En uzun süre ilçe başkanlığı yapan isimlerden Yaklaşık. bir tanesi AK Parti'de. Yalova için rekor onda. Evet. Türkiye'de de bence birkaç tanesinden bir tanesidir. Tabii ki o da milletvekilliği için, belediye başkanlığı için, belki olası bir il başkanlığı için doğal adaylardan bir tanesi. Genel Meclis Başkanı var. Hasan Soygüzel. Daha önce belediye başkanı aday adaylığı da vardı. O belki belediyeye göt kırpabilir. Bir de tabii hali hazırda yine belediye başkanlığı için Yalova Belediye Başkan Vekili var Mustafa Tutuk. Sabahtık var. Aslında 5 dedik ama 6'ya çıktık bile. Yani geçen dönem 50 aday vardı. Milletvekilliğinde. Sadece milletvekilliğinde bayağı düşmüş demek. Oy oranlarına göre düşüyor. Partilerin oy oranına göre aday Orada sayısı da indirim düşüyor. var. Tabii şey çıkar. Bürokraside yerini sağlam almak isteyen bürokratlarımız bir adaylık başvurusunda bulunayım da safım belli olsun. Yarın öbür gün bir müdürlük kaparız, bir şey kaparız diyenler. İki, kendini hakikaten nimetten sanan belli başlı insanlar. Üç, işte ihale peşinde koşup, iş peşinde koşup devletten ihale iş alalım. Ama gidip Sevdasında olanlar. sevdasında olup hadi gidip de bizim de safımız belli olsun. Bizim de CV'mizde aday adaylığı yazsın diyenler olacaktır. Onlarla yine sayı bence milletvekilliğinde de ilk etapta, daha sonraki etapta belediye başkanında sayı yine 50'leri bulur diye tahmin ediyorum. Evet. Ama siyasetin doğası gereği belli başlı olağan şüpheli diyeceğimiz olağan şüpheli isimler bunlar. Şimdi ilk başta milletvekilliğinden başlayalım. Çünkü Evet. milletvekilliğindeki şema aslında belediye başkanlığını da bir şekilde dizayn edecek. Nasıl? Şimdi milletvekilliğinde şöyle bir argüman var hep söyleniyor. Ahmet Büyükgümüş genel merkezde güçlü. Evet. Zannediyorum MKYK'da şu anda. Daha önce Gençlik Kolları Genel Başkanlığı da yaptı. Dolayısıyla genel merkez nezdinde güçlü olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla Ahmet Büyükgümüş'ü birinci sırada istemeyen bir AK Parti içerisinde bir grup var. Kesinlikle var. Ki bizim istediğimiz adaya yol açılsın diyenler. Bu olur mu? Ahmet Büyükgümüş Yalova'dan mı aday olur? Yoksa başka bir ilden aday olur mu? Senin düşüncelerin nedir? Okumaların nedir abi? Yani şöyle, şimdi Ahmet Büyükgümüş'ün işte ben de daha önceki yorumlarımda söylemiştim. İşte büyük bir ilden herhangi bir sıradan, garanti bir sıradan milletvekili adayı yapılabileceğini öngörmüştü bazı insanlar. Biz de buna olabilir demiştik. Ancak
Yani işin doğrusu profesyonelce baktığım zaman ben genel merkez olsam Ahmet Büyükgümüş gibi MKYK üyesi bir arkadaşı bulunduğu şehirden almam. Yani burada bırakırım. Hı hı. Ankara'da siyaset yapan bir siyasetçi olsam burada bırakırım. Güçlü bir isimdir bana göre. Buradan birinci sıra garantidir. Hem arkasından da belli bir oy sürükleyebilir diye bu şehirde tutmaya çalışırım. Yani program İstanbul'da 8. sırada, 7. sıradasınız İstanbul'da. Orası da garantidir ama orada sıradan bir isimdir. Nihayetinde ancak onu milletvekili seçtirirsiniz. Ama Yalova gibi bir yerde eğer birinci sıra olursa o zaman peşinden belli bir oyu da getirecektir. Eski milletvekili olması hasebiyle, MKYK üyesi olması hasebiyle belli bir oyu da getirebilir inancıyla birinci sırada olacaktır diye düşünüyorum. Tabii öyle olursa birinci sıra garanti gibi gözüküyor şu anki anketlere göre. Program bitti o zaman abi. Sen yani yani eğer tabii ki yani cep programı olsun bu küçük program. Ahmet Büyükgümüş faktörü var Yalova'da. Olacaktır. Eğer Ahmet Büyükgümüş birinci sıraya konursa kimse de bir şey diyemez. Vay niye getirdin bunu diyemezsin. Zaten 5 yıldır bu görevi yapan bir kardeşimiz, bir arkadaşımız. Peki Ahmet Büyükgümüş bir olursa ikinci sıra kim olacak? İkinci sıra için en güçlü isimler yine işte Meliha Hanım olur. İl Başkanı Muhlin Bahtar olur. Olabilir ikinci sıra için. Ankara'nın kararına bağlıdır. Artı bana göre en güçlü isimlerden bir tanesi şu anda merkezde. Her kesimden oy alabilecek isim Umut Güçlü. Hı hı. Bana göre dediğim gibi her kesimden oy alabilir Umut Güçlü. Umut Güçlü'nün ailesi köken olarak sosyal demokrat bir ailedir. Dolayısıyla yani sosyal demokratlardan da oy alabilir, sağ kesimden de sol kesimden de oy alabilir. Yalova'da en uzun süre görev yapan merkez ilçe başkanıdır. Eğitimiyle, donanımıyla Yalova halkı tarafından sevilen bir isimdir. Bana göre bana sorsalar ben onun ismini işaret ederim. Ha olmadı o zaman işte Ankara bir karar vermek durumunda. Şu an sana sormazlar ama alıyorum. Kesin sormazlar. Ben şu anda evet. Tabii bağımsız. Daha önce sorabilirlerdi belki de. Şu an sana sormazlar. Katışıksız ve bağımsız siyasetçi olarak. Bana hiç sormazlar. Eski siyasetçi olarak. Ben böyle düşünüyorum. Siyasi tecrübelerimi aktarıyorum buraya yani. Bir taraf olma durumum söz konusu değil. Daha objektif bakabiliyor insan bağımsız olduğu bir rahatlama geldi mi abi? Kesinlikle. Relax. durumdayız. Ama bana göre doğrusu bu olur diye düşünüyorum. Ha Ahmet olmazsa işler karışır. Ahmet olmasa Mehmet olur. Evet. Mehmet diye bir kimse var mı şu anda bilmiyorum. Yani mutlaka üyeler arasında vardır da ismi geçenler arasında yok. Ama yani eğer Ahmet Büyükgümüş olmayacaksa ki dediğim gibi Ahmet Büyükgümüş olsa kesin bir olur. Olmayacaksa bana göre yeni bir isimle, yeni bir isim değil aslında AK Parti için yeni bir isim değil ama adaylık için yeni bir isim Umut Güçlü. İsmi bana göre en güçlü isimlerden bir tanesidir. Ben önümüzdeki dönem AK Parti'de yani bu seçim sürecinden itibaren Umut Güçlü'nün milletvekili adayı olabileceğini ama olmaz ise eğer matematik olarak olmaz ise il başkanı olacağını düşünüyorum. Çünkü 10 yıldan fazla bu iş yapılmaz, merkez ilçe başkanlığı yapılmaz. Mutlaka onu kendisi de ifade ediyor zaten basın toplantısında tabii. İfade etmiş. İl başkanlığı alacaktır. Yani AK Parti durum biraz sıkıntılı. Çünkü şu var abi, lafını balla kestim aslında. Şimdi Ahmet Büyükgümüş'ün bir ek önce zaten birçok denklem çözülüyor. Hı hı. İki biraz daha zoraki bir durum haline geliyor. Ben de Ahmet Büyükgümüş'ün eğer kendi isterse yani genel merkeze şunu derse, ben Yalova'da kalmak istiyorum derse bir de kalacağını düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman mevcut AK Parti'nin sisteminde de şu vardır, sen de çok iyi bilirsin. İl başkanları aday olamaz. İl başkanları genel merkezin talimatıyla genel merkezin talimatı görevlendirilir bu tarz şeylerde. Yani çıkıp da il başkanı kafasına göre istifa edip il başkanında ben adayım, aday adayım diyemez. Genel merkez der ki tamam en aday olabilir. İzin alması, onay alması gerekiyor. İzin alması gerekir ondan sonra. Dolayısıyla Muhlin Bahtar'a bir izin çıkacağını düşünmüyorum ben. Tabii yani bu karaborsa var şu anda onun için. Dolayısıyla iş daha da sıkışıyor. Evet. Şimdi bir level sonrasına gidelim. Şu andaki anketler çok net gösteriyor ki Yalova 1-1-1'e doğru gidiyor. Evet. 2'yi alırsa Millet İttifakı'nın alacağı gözüküyor.
Sadece tek bir ihtimal belki olabilir. AK Parti ve MHP'nin birlikte seçime girme ihtimali olursa, yani MHP AK Parti'nin listesinden girerse, ki o zaman milletvekilinin de iştahı da karışıyor. Belki ikinci sıraya bir MHP'den bir isim. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Yani ihtimaller... Yani o şekilde bir ittifak olacağını düşünmüyorum ben. Hı-hı. Yani işte AK Parti ile MHP karma liste yapıp da işte bire işte şunu ikiye şunu şeklinde değil. O işte MHP'nin güçlü olduğu illerde MHP'li isimlerin aday Hı-hı. konacağını, onlara belli bir kontenjan, işte diyelim atıyorum 30 milletvekili, 35 milletvekili gibi bir kontenjan verip veya 40 milletvekili gibi bir kontenjan verip gücü oranında onu da MHP'nin güçlü olduğu illerde yapacaklarını düşünüyorum. Yani Yalova gibi küçük illerde işte bir AK Parti, iki MHP yapacaklarını düşünmüyorum. Oy adalet bakımından da o olmaz. Yani geçtik, milletvekilini geçtik. Ahmet Büyükkümüş'ün birinci sıra olması senaryosunda geldik belediye başkanlığına, Yalova Belediye Başkanlığı'nda. O zaman işte Yalova Belediye Başkanlığı için bir anda iş daha da karışıyor. Şimdi Umut Güçlü Merkez İlçe Başkanı olması hasebiyle aslında Yalova Belediye Başkanlığı için çok daha, nasıl diyeyim, asıl orası onun. Gidişat yolu orası. Milletvekilliğinden ziyade asıl onun doğal hedefi, doğal gitmesi gereken yer orası gibi gözüküyor. Bence de, yani şimdi dediler ya bana sorsalar diye, ben bana sorsalar bana da sormazlar ama bana da sorsalar, AK Parti Yalova'daki yerel seçimlerde hep şu yüzden başarısız oldu. Doğru aday seçiminde bulunmaması. Doğru aday seçememesi. 2009'da teşkilatla arası kötü olan Barbaros Binicioğlu'nda ısrar etmeleri. 2014'te o çok farklı bir senaryo, çok farklı bir seçimdi. Onu başka bir yere koyuyorum. Orada AK Parti çok iyi oy aldı ama kazanamadı. Çok ikili bir yarışa döndü. 2019'da da şu senaryoyu bir türlü AK Parti karar vericileri, bilmiyorum Ankara'dakiler midir, doğru okuyamıyorlar bence. Yalova gibi laik kesimin, seküler kesimin yoğun olduğu bir kentte muhafazakar kesime yakın bir aday koyması, Yalova'lı gömleğini giyemeyen bir aday koyması AK Parti'nin dezavantajı oldu. Hep şimdiye kadar, evet. Şimdi dolayısıyla aslında AK Parti için formül çok basitti Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde. Yalovalı ceketini giyebilecek, insanların ya bizim Ahmet, bizim Mehmet diyebileceği, ailesi ve çevresiyle de laik kesime, seküler kesime, yani CHP tabanına, İYİ Parti tabanına hitap edebilecek bir adayı göstermeleri çok net bir şekilde AK Parti'nin avantajını olacaktı. Ama onlar daha ziyade... Benden bahsediyorsun galiba. Ya biraz senin tarif ettim ama artık geçti abi. Kusura bakma. Daha önce söylemeydim sana belki bunu. Kesinlikle. Şimdi bu tarife uyan AK Parti isimler var. İşte bir tanesi de Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü. Aynen öyle. Şimdi tam da cuk. Yani çarşıda... Yani AK Parti içerisinde bana benzeyen tek adam diyebilirim. Ama biraz senin saçın fazla abi. Yani şu bakımdan çok uygun Umut Güçlü Yalova Belediye Başkanı adaylığı için. Hem ailesi ve çevresi itibariyle laik kesimle çok bağlantılı. Esnaf olduğu için, yıllardan beri sevilen bir esnaf olduğu için, Yalova'da seçimi belirleyen, çarşı da sevilen, sayılan bir kişilik. Yıllardan beri Merkez İlçe Başkanlığı yapıyor ve yıllardan beri Merkez İlçe Başkanlığı yaparken de benim gördüğüm kadarıyla hemen hemen her kesimle, yani CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi, İYİ Partilisi, herkesle bir şekilde diyalog halinde. Yani sevilmese bile, yani oy verilmese bile iyi çocuktur denecek bir figür olarak Umut Güçlü burada çok ön plana çıkıyor. İşte o zaman da çarşı o zaman asıl karışıyor. Niye? Mevcut tane belediye başkan vekili var. Mustafa Tutuk. Ahmet Büyükkümüş birde olduğu için il başkanının doğal olarak farklı bir yöne evrilmesi de söz konusu olabilir. Ahmet Büyükkümüş'e yakınlığıyla bilen Hasan Soygüzel'in istemem diyeceğini sanmam. Kesinlikle. Ama ben olsam, yani bana sorsalar, bilmiyorum, bana sormayacaklardır kesin ama. Kesinlikle bana da sormazlar. O yüzden biz daha rahat konuşabiliriz. Hatta Yalova'da kimseye sormazlar, kendileri karar verirler. Orası da doğru abi. Orası da doğru. Bir temayül yaparlar ama. Yani bize sorarlarsa doğruyu bulurlar ama sormayacaklardır. Kesinlikle sormayacaklardır. Şimdiye kadar hiç sorduklarını görmedim ben. Usulen temayüller yapılır, usulen bir şeyler yapılır ama onlar hiç açılmaz. Yine Ankara'dan bildiklerini, stratejik atamaları yaparlar. Ha, şimdiye kadar böyle yaptılar çünkü AK Parti'nin oyları %50 civarında. Kimi koysan oluyordu. Kimi koysan oluyor idi. Şimdi ben bu dönem böyle olmayacağını biliyorum.
Keşke bu hataları yapsalar da bir an önce vatandaş da başının çaresine baksa. Tabii biz bunları konuşurken hep şöyle düşünüyoruz, düz mantıkla. İşte 2023'te milletvekili seçimi olacak, başkanlık seçimi olacak. Daha sonra bir yıl sonra yerel seçim olacak. Mantığıyla yaklaşıyoruz. Bu mantık içerisinde söylediklerimizin hepsi doğru. Tahminlerimiz doğru büyük ihtimalle. Ancak ne olacağını bilmiyoruz. Diyelim ki yarın hükümet bir karar aldı. Baktı işler iyi değil. Oy oranları oldukça düşmüş. Hayal kuruyoruz. Dedi ki eğer biz genel seçimi kaybedersek genel seçimlerde sıfır çekeriz. Bunun önlemi olarak da hadi gelin şu yerel seçimlerle genel seçimleri birleştirelim. Ki biliyorsun bir yıl ve daha az zaman kaldığında bir öne çekme ihtimali var süreç olarak. Öyle bir şey olur ise o zaman konuştuklarımızın hepsini arşive kaldırıp yeni senaryolar yazmak gerekecek. Yeni şeyler söylemek zamanı gelmiştir diyeceğiz. Ve ben daha da biraz daha ileri götüreyim. Hatta genel seçimlerle yerel seçimleri birleştirmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı ya siz çok istiyorsunuz, çok da bağırıyorsunuz. İlle işte güçlendirilmiş parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Hatta seçim propagandalarının mihverine, merkezine de bunu oturtturdunuz. Bunun üzerine bir propaganda süreci yürütüyorsunuz. Hadi gelin bakayım şu güçlendirilmiş parlamenter sistemi beraber yapalım. Deyiverirse, arkadan da seçim kararıyla beraber, yerel seçimlerle birlikte yapalım hepsini der ise, muhalefetin elini ayağını bağlar mı bu anlamda? Evet. Bağlar değil mi? Bağlar. Ha, o zaman çok farklı şeyleri konuşmak gerekecek. Bunlar hiç tartışılmıyor bunlar büyük ihtimalle ama öyle de bakmak gerekebiliyor. Olmaz diye bir şey yok siyasette. Her şey olabilir. Yani eğer bir seçimi kaybedeceğinizi anlarsanız, bütün argümanları A planlarına, B planlarına devreye sokarsınız. Ben bunun da bu A, B, C planlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu söylediğim olayın bu planlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve yani bendeki kanaat yavaş yavaş güçlenmeye başladı bu konuda. Recep Tayyip Erdoğan pragmatik bir lider. Kesinlikle. Her seçim döneminde kazanma formülünü düşünür. Anketlerle bunu ortaya koyar. Sonra o kesinlikle planlamayı yapar. Kesinlikle. Orada da işine yarayacak taktiği izler. Dolayısıyla şunu bir kere kafaya sokması lazım. Ben konuyu şuraya getireceğim biraz da. Recep Tayyip Erdoğan kazanabileceği, atıyorum bu parlamenter sistem vaadiyse onu verir, yapmaya çalışır. Kazanabileceği yöntemi mutlaka izleyecektir. Bu yöntemle kazanabiliyorsa, bu yöntem iktidarda kalabiliyorsa bu yöntem iktidarda kalmaya çalışır benim tahminim. Yani ya, o yüzden sana katılıyorum. Şöyle bakıyorum dedim ki şimdi ben tabii yani biz alim falan değiliz. Bir şeyleri böyle düşünüp hemen akşamdan sabaha konuşan insanlar değiliz. Sosyolojik anlamda yapılan siyasal anketler var. Bu anketlere bakıyoruz. Şu anki baktığımız durumda yapılan çalışmalarda, anketlerde muhalefetin bir tık daha iktidardan önde olduğunu görüyoruz. Yani bugün seçim olsa, olmayacak ama bugün olmuş olsa Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin daha doğrusu seçimleri kaybettiği gösteriyor anketler. Yapılan bütün anketler, hatta AK Parti'nin kendi yaptığı anketler de %50'nin altında olduğunu itiraf ediyor. Belki diğer anketlerden biraz daha yukarıda ama yine %40'lar civarında gösteriyor. 38'ler civarında gösteriyor. İşte normal diğer anketlerde, bağımsız anket firmalarında 30'lar civarında olduğunu söylüyor. Bu da AK Parti'nin seçimi kaybettiği anlamına geliyor. Her halükarda başkanlık sistemini kaybedeceği anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla yani bir iktidarsınız, cumhurbaşkanısınız, ülkenin yöneten tek adamısınız ve eliniz kolunu bağlı orada oturacaksınız seçime kadar. Böyle bir dünya yok. Hele Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider kesinlikle bunu yapmayacaktır. Ne yapacaktır? Mutlaka bir çözüm önerecek. Çözümler de belli. Yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Yani çok böyle uç noktalara gitmek istemiyorum ama demokratik yollar içerisinde bunlardan bir tanesi dediğim gibi muhalefeti de köşeye sıkıştırmak anlamıyla hadi gelin parlamenter sisteme dönelim.
olacaktır ki çıkacak milletvekili anketlerdeki o simülasyonlara baktığımızda milletvekili anlamında da o zaman AK Parti'nin elinin çok daha güçlendiğini görüyoruz. Tabii. Yani parlamenter sistem olmuş olsaydı şu anda AK Parti'nin yine önümüzdeki süreçte başbakanlığı ve hükümeti devam ettireceğini görüyoruz. Şimdi bunu düşünüyorlardı mutlaka AK Parti'nin akıl verenleri, kurmayları bunu düşünüyorlardır. Bu olası, bana göre %50 ve üzerinde olası şu anki duruma göre bir senaryo gibi gözüküyor. Bir diğer senaryo da dediğim gibi her ihtimale karşı insanlarımızda kaybedene karşı bir güvensizlik ve umutsuzluk vardır. AK Parti bugüne kadar kazandığı seçimlerin tamamını insanlara umut vererek, gelecek vaatleriyle kazandı. Yani o %50'lere, %50'lere çıktığında hep bir şey verdi, mutlaka bir şey verdi, vaat etti, umut etti insanlar. Artık verebileceği, umut edebileceği bir şey, umut kalmadı, başka bir şey kalmadı. Dolayısıyla onu görüyor. Eğer genel seçimlerde, yapılacak genel seçimlerde AK Parti yüksek bir oy alamazsa, 30'lar civarında oy alırsa, başkanlığı kazansın veya kaybetsin ama mutlaka yerel seçimlerde kaybeden olacaktır. Evet. Daha büyük kaybeden olacaktır. Çünkü insanlar şunu düşünecekler. Aa, demek ki AK Parti'yi yenebiliyormuşuz. İstanbul seçimleri bunun canlı örneği. Daha önce Yalova seçimleri bunun canlı örneği. 2014 seçimleri biliyorsunuz. Başa başa geçen seçimler bunun canlı örneği. Yani insanın aklına şu yatıyor. Aa, ya yok ya bunlar da yenilebiliyormuş demek ki. Hani hep şu vardı ya. Ya işte Tayyip Erdoğan çok büyük lider. Bir yolunu bulur son dakikada. İnancı vardı. O inancı kırdığınız anda hemen geri gitmeye başlar. Yerel seçimlerde kaybeden olacaktır. Aynen öyle. Bunu düşündüğü için de doğru hamle bana göre genel seçimlerle yerel seçimleri birlikte yapıp hiç olmazsa güçlü olduğu yerlerdeki illeri alabilmek olacaktır. Belki İstanbul'u geri almak. Yani belki İstanbul'u gibi. Geri alma ihtimali olacaktır. İşte İzmir'i alamazsınız ama işte ne bileyim başka illerde, büyük illerde de böyle bir takım hamleler yapabilirsiniz gibi geliyor. İşte Balıkesir'i alırsınız falan filan bir takım illeri alabilirsiniz. Mantığı geçerli oluyor. Onun için yerel seçimleri de genel seçimlerle beraber yapmak, birlikte yapmak şu anki iktidarın işine gelecektir diye düşünüyorum ben. Tabii onun için bir anayasa değişikliği vesaire gerekiyor. Tabii yani mevcut belediyelerin de gücüyle, elinizdeki belediyelerin de gücüyle gireceksiniz seçime. Tabii bununla ilgili de şimdi bugünlerde bir yasa değişikliği gerekecektir mutlaka. Ben ona çok ihtimal vermiyorum da yani yerel seçim. Yani olabilir diye düşünüyorum. Açıkçası ben 2022 yılı içerisinde yani 2023'e geçmeden bir seçim beklentisi içerisindeyim. Adı erken olacaktır ama erken değil aslında artık seçim dönemi geldi bence. Yok olmaz o. Olmaz mı diyorsun? Yani niye olmaz? Şimdi bir seçim yasası çıkarttınız. Bir kere ortaklarınızla aranız kesinlikle bozulur. Bu yeni seçim yasasının yürürlüğe girebilmesi için, uygulanabilmesi için önümüzdeki ilk seçimde uygulanabilmesinin tek yolu var. Ne zaman çıkmıştı yasa? Nisan'ın başında. Evet. Yani baharın başında. En geç bir Nisan veya Mayıs ayında seçimi yapmak zorundasınız. Ondan önce de yapamazsınız. Önce yaparsanız, yani Nisan ayından önce, Mart ayında yaptınız veya Nisan ilk haftasında yaptınız. Eski seçim yasasına göre yani nedir? İşte ittifaklar düzeyinde seçime girilecektir. Hı hı. O zaman bütün partilerin milletvekili çıkartma ihtimali ortaya çıkar. İttifaklar olarak hiçbir anlamı olmaz çıkarttığınız yasanın. Ta bir sonraki seçimde uygulayabilirsiniz o yasayı. Eğer Haziran ayında yaparsanız Sayın Cumhurbaşkanı bir de aday olması tartışmaya açılacaktır. Aday olamayacaktır. Çünkü dönemin tamamladığı için anayasa gereği aday olamayacak. Dolayısıyla ben Nisan veya Mayıs ayında olacağını düşünüyorum seçimin. Ne önce ne sonra. Artık o kesinleşti gibi yani şu anda. Kesin olan şey şu, oyunun kurallarını AK Parti koyuyor. Tabii. Kendi yazdığı senaryoyu oynayacak. Ben şunu söylemek istiyorum. Muhalefet cephesinde şöyle bir yanılgı görüyorum. Şöyle bir dezavantaj görüyorum muhalefet cephesinde. Anketlerde bunlar gidiyor. Yapılan tüm anketlerde diyorlar ki işte AK Parti gidiyor. Muhalefet cephesinde de tamam bunlar gidiyor. Nasıl olsa. Nasıl olsa gibi bir durum. Şimdi var. Ne olacak? Bir. İki. Tartışmayı veya işin seçim odağını aday bağlamında çok fazla odaklaştırıyorlar.
sürekli şunu görüyorum ben. Buna biraz da yandaş medya da çanak tutuyor. AK Parti'ye yakın medya da buna çanak tutuyor. Ne zaman kanal açıyorsunuz? Atıyorum dünyada yer yerinden oynuyor. Televizyonu açıyorsunuz. Ekrem mi, Mansur mu, Kemal Kılıçdaroğlu mu, o mu, bu mu? Diğer kanalı açıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu şunu yaptı, Mansur Yavaş şunu dedi. Bak işte şunu yapmış vesaire tarzında. Sürekli bunu bir harlayan bir durum var. Muhalefet seçmenini de ben bu tuzağa düştüğünü görüyorum ne yazık ki. Ve evet. Şöyle işte söylemleri çok fazla duymaya başladım ben. Muhalefet cenahında oy verecek olan kişilerden. İşte Ekrem'i aday yaparlarsa ben oy vermem. İşte Kemal Kılıçdaroğlu olursa ben oy vermem. İşte Mansur olursa şunlara oy vermezler. İşte Mansur olsun bak tamam oyumu veririm ama işte şunu vermem gibisinden. Böyle bir şart koşmaya doğru, işi böyle biraz daha saflaştırmaya doğru götüren bir hamleleri var. Ben muhalefet cephesinin bu iki yanlışı yapması inşallah onlar açısından pahalıya mal olmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani nasıl olsa gidiyorlar rehavetinden çıkıp, çünkü karşınızda 20 yıldan beri Türkiye'nin en uzun süre iktidarda kalmış partisi var. Seçim senaryolarını çok iyi uygulayabilen, bu konulara çok tecrübeli bir sonuçta bir siyasi parti var. Aslında şeyi niye yapmıyorlar onu da ben merak ediyorum. Bu altılı masa toplantısı ne zaman olacak? Tarihi tamam. Belli mi onu bilmiyorum. Altılı masa toplantısını ben olsam halka açık yaparım. Nasıl olsa orada konuşulanların hepsini ertesi gün duyuyoruz yani. Hatta birilerinin ağzından duyuyoruz. Çıkıp bunlar konuşuldu diyorlar. Açık yapsınlar, halka açık yapsınlar. Birileri dinleme zahmetine katlanmaz, zahmetinde bulunmazlar. Biz de canlı olarak izlemiş oluruz. Hemen o altılı masanın bir ayağında Yalova'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Barbaros Binicioğlu AK Parti'den Demokrat Parti'ye geçti. Ve ardından da sürpriz bir şekilde parti yönetiminde genel başkan yardımcısı olarak görev aldı. İlk başta dedi ki ben Yalova örgütüyle, Yalova teşkilatıyla çok fazla yani bir şeyim olmaz, nasıl diyeyim, etkim olmaz, bir şeyim olmaz dedi. Ama iki hafta sonra baktı ki il başkanı Ahmet Özsümer görevden alınmış. Yerine de Zehra Görener, yıllardan beri yine Demokrat Parti'nin içerisinde olan bir siyasi aktör. O il başkanı olmuş. Bunda da Barbaros Binicioğlu'nun etkisi oldu çok net. Yer alan isimlerden bunu görebiliyorsunuz. Yani sadece Barbaros Binicioğlu'nun imzası eksik yani. Altında. Evet, sadece o eksik. Tabii ilk başta Ahmet Özsümer'in tepkisi şuydu, tamam hayırlı olsun vesaire tarzındaydı ama daha sonra bu kararın hukuksuz olduğunu söyleyerek hukuk yoluna başvuracağını söyledi. Tabii hukuk yolunda haklı çıkar, haksız çıkar vesaire o işin hukuki boyutu ama haklı çıksa bile sonuçta Demokrat Parti'de bir balta indiğini Yalova'ya bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz herhalde. Bu etkiler mi Yalova siyasetini? Yani ben etkileyeceğini düşünmüyorum. Yalova'da karşılığı olduğunu da düşünmüyorum. Ama şöyle etkileyecektir. Bana göre Ahmet Özsümer Yalova'da tekrar söylüyorum bunu. Her seferinde söylüyorum belki ama Yalova'daki en etkili, en etkin il başkanlarından bir tanesi idi. Hatta diğer il başkan arkadaşlarım bana alınmışlar. Arada gördükleri zaman laf çakıyorlar. Diyorlar işte bizi protokol başkanı falan gibi tanıtıyorsun diyorlar ama değil. Gerçekten de Ahmet Özsümer Yalova'da gündemi belirleyen bir kardeşimiz. Biz bile birçok programa çıktığımızda Ahmet Özsümer'in ortaya attığı konuları burada irdelemeye çalışıyoruz. Yalova'nın etkin siyasetçilerinden bir tanesi. Gerçekten somut, belgeye dayalı şeyler iddia eden bir siyasetçi idi. Zehra Hanım ben tanımıyorum. Bir fazla sohbetim yok o anlamda söylüyorum tanımıyorum derken tabii ki biliyorum da. Yani Demokrat Parti kaybetti Yalova'da. Ahmet Özsümer hiçbir şey kaybetmez. Belli bir kesiminde şu anda İyi Parti'ye geçeceği de söyleniyor. Yani tabii ki var o ama yani ben Demokrat Parti'nin Yalova'da çok ciddi bir varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. Hı. Zaten oy oranları da bellidir. Yalova'da bu daha da aşağı düşecektir diye düşünüyorum Ahmet Özsümer'in ayrılmasıyla beraber. Evet. İnşallah diğer muhalefet kazanır. Çünkü o kime omuz verirse gündemi belirleyen bir kardeşimiz. Orası daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Onunla beraber siyaset yapmaktan da onur duyarım. Ki bir de şu var. Bu arada açık teklifini de kameralar kaydetti. şu da var. Şimdi
Ahmet Özsümer zaten benim bildiğim kadarıyla birebir sohbetlerde de burada konuk oldu, orada konuştuk. Yani böyle il başkanlığında kalayım uzun yıllar vesaire o tarz bir siyasetçi değildi zaten. Aynen öyle. Hatta ve hatta benim bildiğim işte vakti dolduğu zaman zaten ben görevi bırakacağım. Evet. Farklı fonksiyonlara siyaset yapmaya devam edeceğim tarzında bir düşüncesi de vardı. Şimdi ortada fol yok, yumurta yok. Durup dururken böyle bir atama yapmanın açısı çok bir Ya manası. Şu küçük olsun benim olsun mantığı her zamanki gibi. Şimdi bir ne oldu? Bir de şu ihtimali de insanın düşünmesi lazım. Şimdi Yakup Koçal'ın İyi Parti ile olan durumu Yalova siyasetinde konuşuluyor. Ahmet Özsümer de yıllardan beri Yakup Koçal'la beraber siyaset yapmış bir siyasi aktör. Evet. Sen şimdi Demokrat Parti'nin il başkanı iken Yakup Koçal'a destek vermesi zordu direkt. Şimdi bir ölçüde sen Demokrat Parti ile bağını keserek Ahmet Özsümer'in... Sevgili kardeşim, Barbaros Minicioğlu AK Parti'nin ilk belediye başkanı. Evet. Yalova'da. Daha sonra Yakup Bilgin Koçal AK Parti'nin adayı oldu. Barbaros Bey CHP'ye çalıştı. Açık açık. 2014'te. Tabii canım, tabii. Yani bunu daha fazla hani bu aidiyet duygusuyla ilgili söylüyorum bunu. O konulara fazla girmek de istemiyorum. Zülfiyar'a dokunmak istemiyorum. Dedim ya Yalova için bir eğer Yalova'da siyaset yapacaksa bir kazançtır ama Yalova'yı düşünmediğini söylüyor kendisi. O zaman hiçbir kazancı olmayacaktır Yalova'ya. Hı hı. Ne kokar ne bulaşır anlamında söylüyorum bunu. Ama Ahmet Özsümer bana göre çok ciddi bir kayıptır Demokrat Parti açısından Yalova'da. Diğerleri kazanacaklar. Ahmet Özsümer çünkü Yalova siyasetinin içerisinde üreten bir beyni var. İyi bir araştırmacı. Şu anda gazetecilik de yapıyor. İyi gazeteci. İyi gazeteci. Yani bizden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Gündem belirliyor Yalova'da sağ olsun. Siyasete bir burada bir nokta koyalım. Daha sonra tekrar daha çok konuşacağız bu konuları. Çünkü hemen hemen her hafta siyasetle ilgili konuşacağı şeyler çıkıyor. Hı-hı. Son konu olarak ben şunu seçtim abi. Sosyal medyada bakıyorum bazen basına da yansıyor. Bir YADO. Yalova Deniz Otobüsleri düşüncesi. İşte YADO gelsin Yalova'ya. İşte özel şirketler olduğu için çok fazla onlara da şey yapmak istemiyorum. İşte teker var Yalova'da o yüzden işte hem pahalı hem işte seferler iptal ediliyor vesaire. İstanbul'a ulaşım daha kolaylaşır vesaire vesaire. YADO kurulsun işte imza kampanyası yapalım diye bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Hı hı. Nasıl bakıyorsun bu? Yani YADO'yu kim kuracak? Belediye kuracak. Aynı Bursa'da BADO'da, BUDO. BUDO'da olduğu gibi. Belediye gemi alacak, bu gemiyi çalıştıracak. Bu o kadar kolay bir iş değil. Niye değil? Çünkü biliyorsunuz İstanbul Deniz Otobüsleri firması satıldı, ihaleyle satıldı. Belli şartlar dahilinde satıldı bir firmaya şu anda özel sektörün elinde. Dolayısıyla fiyatları onlar belirliyorlar. O fiyatlara da rekabet koşulları içerisinde karar veriyorlar. Hiç bir narh uygulaması söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Kafalarına göre fiyat belirliyor. Dakikalık değişiyor fiyatları. Dakikada bir değişebiliyor. İnsanların da Yalova'da başka alternatifleri yok. Ya paralı yoldan geçeceksiniz, ya paralı yolda bineceksiniz. C şıkkı yok. Veya karadan işte 2,5 saat dolaşıp duracaksınız. Başka şansımız yok İstanbul'la ilgili. Bunu da biliyor tabii ki İDO'nun sahipleri. İnsafsızca bir ücret politikası uyguluyorlar. Ya bir gemi alsa ne olur? Bir tane gemi almış olsa maliyeti ne kadardır bilmiyorum. Yani belediyenin bütçesi yeter mi yetmez mi? Karşılar mı karşılamaz mı? Böyle bir gemi almaya bilmiyorum ama çok ciddi kolay bir iş değil. Bir kere o gemiyi yanaştıracak limanınız yok. Çünkü limanları İDO'ya satmışsınız. İDO'nun şu anda mülkiyetinde. Oraya yanaştırmaz İDO. Yeni liman bulmanız gerekiyor. İşte bir de rakip olacaksın gibi. Rakip olacaksınız tabii. Onunla ilgili DLH'dan izinler almanız gerekiyor falan filan. Çok kolay bir iş değil. Yalova yerel siyasetinde ben bu işin üstesinden gelebileceğini düşünmüyorum. Kalkamazlar diye düşünüyorum. Ancak yukarıdan bir güç olur ise böyle bir şey olabilir. Onun için de hem finansman için hem de gerekli izinler için çok ciddi bir güç gerekiyor. O güç kimde var bilemiyorum. Yani patron derse ki eğer hadi şu Yalova'ya bir gemi aldırın, bir de liman yaptırın. O zaman havadan ray da döşeriz abi. Yani havadan da gidebiliriz. Havaray. Havaray. Evet. Şu var. Şimdi... Ama yani ben bunu çok şey bulmuyorum, olası bulmuyorum. Çok güzel olursa, çok harika olur. Ciddi bir rekabet olur. Kimse belediye ile bu konuda rekabet edemez.
Zararında iş yapmaz belediye. İdo'nun durumu ortada. Ama olması çok zor gözüküyor. Ben ekonomik şartlarda bunun imkansız olduğunu düşünüyorum. Niye? Şimdi bir işin bir ekonomik bedeli vardır. Hele hele bu tarz yatırımlarda, ciddi yatırımlarda bir, önce bir kere fizibilite yapılır. Nedir o fizibilite? Senin yolcu kapasiten, atıyorum o işte gemilerin, sonuçta bir tane takayla gidecek halin yok. O gemilerin maliyetini, işletim maliyetini vesaireyi, işte o izinleri vesaireyi, personel masrafını bilmem neyi karşılıyor mu, karşılamıyor mu ona bakarsın. Aynen öyle. Şimdi burada senin oturduğun koltukta Yakup Koçalı konuk aldık aylarca. Birçok Yalova'nın sorunlarıyla ilgili de kendisinin görüşlerini aldık. Mesela şimdi ben istemez miyim Yalova'da metro olsun? Bayılırım. İlk imzayı ben atarım. Şimdi Yakup Koçalı anlattığı için burada söylüyorum. Bu da işin çok doğal tarafı. Ya diyor ki mesela metro olması için Yalova'da. Tabi isteyebilirsin. Bunu raydan döşeyebilirsin belediye marifetiyle veya işte devlet merkezi hükümet imkanlarıyla. Bunu yapabilirsin maliyet olarak. Ama diyor ki bir metro hattının rentable bir şekilde çalışabilmesi için, yani gelirinin giderine denk olabilmesi için günlük yolcu kapasitesi atıyorum 30 bin kişi olmalı. Tabii. Yani iyi bir fizibilite raporu gerekiyor. Şimdi bizdeki Yalova'da biz bunu ölçtük, 2 bin kişi çıkıyor. Attığın taş ürküttüğün kuşa değmeli. Şimdi bu şeye benziyor, yani belediye olarak evlerin önündeki çöpleri toplayamıyorsun ama bütün yolları altından döşemişsin gibine. Olacak. Oluyor. Şimdi Yado'yu istemez miyiz? Tabii ki istersin de sosyal medyadan birkaç beğeni alacağım. Birkaç siyasi rant elde edeceğim. Birkaç kişinin de hoşuna gidecek bir gündem yaratayım diye boş hayaller peşinden koşmanın da durumu yok. Yalova şu anda Türkiye'de toplu taşıması olmayan ender illerden bir tanesi. Bir toplu taşıma yok ya da. Böyle bir özel halk otobüsleri şey yok bizde Yalova'da daha. Yalova Üniversitesi için bir dernek kuruldum dedim be. Üniversite kurulmadan 20 yıl önce kuruldu bu dernek. Tabii. 20 yıl faaliyet gösterdi. 20 yıl sonra üniversite geldi. Şimdi üniversite öğrencileri sokakta şu anda ev bulamıyorlar biliyor musun? Ev bulamıyorlar. En ucuz kira 4-5 bin liralardan başlıyor Yalova'da. Hastane kaç yıldan beri konuşuyoruz? Yani, hastaneyi kaç yıldan beri konuşuyoruz? Bir hastane binasını yeni yaptı. Dolayısıyla yapamadık ulaşılabilir. O da açılamadı daha. Açılamadı daha. Ramazan bayramıydı. Buradan AK Parti İl Başkanı Muğlin Bağatar'a da seslenelim. Kendisi en son yaptığı hastane yaptığı açılamada. Geciktik ama Ramazan bayramında demişti. Ramazan bir de gider bitti. Yapmıştı değil mi? Ramazan evet bir de gider yapmıştı. Bilmiyoruz o giderin sonu ne oldu. Ramazan bitti. Kurbana geliyoruz. Bakalım en son yine... Yok iki bayram arasında olmaz. O, pardon düğündü değil mi o? Düğün olmazdı evet. Bir de son kapatırken şunu söylemek istiyorum. Şimdi AK Parti'nin kurmayları, Yalova'daki kurmayları Ankara'ya gidiyorlar. Sen de bilirsin. Sana sorayım bari. Evet. Şimdi mesela gidiyorlar. Yo, ben alaylıydım, kurmay olmadım. Kurmay olmadı mı sen? Kurmay olmadım, alaylıydım. Şimdi gidiyorlar. Mesela diyorlar ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştük. Hepsi böyle poz veriyor. İşte Gençlik Kolu Başkanı, Kadın Kolu Başkanı, İl Başkanı, Belediye Başkan Vekili kim neyse. Ya arkadaş, sonuç Süleyman Soylu ile fotoğraf veriyor Mustafa Tutuk. Yani ne konuştunuz, bir şey mi hiç istediniz? Fazla kendini ne yorma. Ne olduğunu söyleyeyim mi? Ne oluyor? Yalova ile ilgili istişarelerde bulunduk. O istişare ne biliyor musun? Sayın Bakanım pardon bir fotoğraf çekebilir miyiz? Şöyle duruyorlar. Fotoğraf çek tabii. Yani Yalova ile ilgili o derin istişarelerin temeli budur. Sadece iktidar partisinden bahsetmiyorum. Bütün siyasetin tabii. temelinde bu vardır. Yani gidersiniz. Yani işte genel başkan o kadar yoğunluğu arasında sizi "Oo gel şu Yalova'yı bir tartışalım" falan demez veya bakan "Ya ne olacak Yalova'nın durumu?" diye konuşmaz. Bir hatıra fotoğrafı çektirir. Ondan sonra genel müdür düzeyinde görüşmelerinizi yapar gelirsiniz Yalova'ya. Öyle oluyor genelde. O zaman abi bu kadar fotoğraf yani açıkçası bakın şunu söyleyeyim kapatalım uzattık yine lafı. Dedik ki 30 dakika yapalım ama yine Mustafa abi çenemiz durmuyor biz. Şunu söyleyelim. Bakın bunu her seferinde yaptığınızda yani Ankara'ya gidip filanca bakanla görüştük filanca şunu yaptık fotoğraf çektirdik bak Yalova'ya selamını söyledi sevgilerini iletti vesaire vesaire müjdelerle geliyor dedikten sonra bunu 8-10 defa yapınca 11. de inanmıyoruz. O verdiğiniz müjdeye inanmıyoruz. Onun artık bir önemi kalmıyor. Dolayısıyla çıkın deyin ki biz Ankara'ya gittik. Bir de gitmişken de atıyorum İçişleri Bakanı'na bir uğradık. Selamını ilettik yalan. O da bize selam söyledi. Bir fotoğraf çektik tabii. Deyin bitirin. Evet genelde bu. Böyle. Şimdi yani... hastane mevzu. Fahrettin Koca'ya boy boy fotoğrafları servis ettiniz. Şimdi bekliyoruz hastane açılsın diye. Yine bakın şeyler geçiyor.
Birçok böyle konu var. Neyse, yine uzattık. Yine birilerini kızdırmış olabiliriz ama kapatalım istersen. Evet. En kısa zamanda görüşmek üzere. Çok Ciddi Maddenin yeni bölümünde. Dediğimiz gibi abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı. Evet, yorumlarınızı da önerilerinizi de bekliyoruz bu arada. Yani işte şunu da konuşsaydınız, bunu da söyleseydiniz diyeceğiniz şeyler varsa lütfen yorum kısmına iki satır yazın. Biz hemen size döneceğiz. Ama ciddi meseleler olsun. Çok ciddi meseleler. Fıkra bile kabul ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.